Evet, dün en sonunda rahmetli babaannem gibi Havva bir attı kendini, bir bayıldı. Aynı babaannem de, Allah rahmet eylesin, öyledi. Biraz evin içinde tartışma oldu mu hemen atıyordu kendini evin orta yerine. Ah Seda Hanım, eskiden bundan 20 sene, 30-35 sene evvel ise ben bir günde 3 sefer, 4 sefer gidiyordum doktora. Bayılmam uçundan. Bu çocuklar seni yaşlandırmış. Gidiyordum. Mahvetmişler seni. Her ilaçları denedim. Burası kadar ben furundum. İşte. Ben sizi burada şimdi ekran başındaki seyircilerimiz de diyordur ki bu Seda Sayan bu işi çözerdi. Bu iş niye bu kadar uzuyor? Neden uzuyor biliyor musunuz? Ben bunları güzel öpüştürdüm, barıştırdım. Ha, ne güzel barıştık. Gördüler. Kadının elini ama öptü. Ne var? Tamam Seda, dedi. Seda, hatta psikologumuz Esra Hanım Havvacığıma sordu. Dedi ki seviyor musun sen gelini? Dedi seviyorum dedi. Geline sorduk seviyorum dedi. Seda İki Hanım kere... ben zaten yine barışmak istiyorum zaten. Yani elini de öpeceğim zaten. Tekrar. Yani, evet yani. Ama öpeceğim. Yok size iyi gelmiyor. Ben öpeceğim zaten. Ben ama ne olmuş bir yapacağım. Burada öpüyorsunuz gidip arabada hayır, birbirinizi kavga yiyorsunuz ya. Zaten bizsin sonra zaten. Sonra efendim arabaya bindiler. Bunlar birbirini yediler. Çünkü bizsin arabada zaten. Osman'a bir telefon geldi. Tuğba Hanım. Tuğba denilen şahıs dedi ki sen biliyor musun senin kardeşinle beraberken o işte bilmem kimle beraber dedi. Doğru dedim değil doğrudur, mi? Seda. O arada Havvacığım duydu. Fenalık geçirdi. Yine hepsi birbirine geldiler. Evet. Girdiler. Bir baktım ertesi gün gene burada oturuyorlar. Hayır bu sefer söz Seda Hanım. Seda Hanım bir şey diyeceğim. İstiyorum, son durun da tek tek yine Seda Hanım bir şey diyeceğim. Belek halkı. Buraya belek... gelince insanlara ne oluyor tek tek konuşmuyorlar acaba? Hele sen var ya hiç, ay Özlem, seni seviyorum ama o çenen hiç durmuyor kız senin. Ben anadan babanı öyle görmedim. Hayır, ben kendimi de dinlemeden neyi anlatıyorsun? Mesela dinlemem lazım. Dinleyip öyle konuşmam lazım. Ben... Dinlemeden aynı anda konuşuyoruz. Evin içinde de mi böyle çıkıyor? Aynı, Seda Hanım bir şey diyeceğim. Belekliler, ya... Antalyalılar, Serikliler hepsi sana kokulu kokulu bir öpücük bana gönderdiler. Buradan sen de Antalya'ya. Onlara gönder. Serik. Değil mi? Başka? Serik. Belek Antalya. Belek. Evet ben de aynısı. Oh kokulu öpücükleri gönderdim gitti. Mis gibi öpüyorum. Sağ ol. Allah'ın iyisi istediler. Benim arkadaşlarım, dostlarım, eşimin dayısı gibi falan. Hepsi sizden kokulu kokulu öpücük. Senin kardeşin gelmiş Çağatay. Evet. Gelsin hadi gelsin. Gel gel. Çağatay gel. Abi ne kadar benziyorsunuz. Ne kadardır görmüyorsun kız kardeşim? Bayağı 7 sene. Kaç? 7 sene. 7 sene. Evet. Ah ne 7 sene. Ne kadar hayırlı. 2 sene olmuş Çağatay. 7 sene değil. 7 sene. Yalan 7 sene değil Çağatay abi. Ben 7 sene geçen diyende, sene geldi. 7 sene diyende hayır, gelmiştim Antalya'ya hatırlarsanız. 2 sene oldu. Osman Bekir. Geldin hatta kardeşini dövdün gittin. Çocuğum. Onlara şimdi değil. Ama onlara şimdi değil. Çocuğum. Benim için gerçekler daha önemli de. Çağatay'ı. Osman tanıyor musun Çağatay'ı? Size bir şey söyleyeyim. Özellik hakkı öp gel. Söyle çocuğum. Hadi güzel güzellikler görelim azıcık. Şu anki yaptığınız her şey caizce biliyorsunuz. Onun da sizin de. Ben buraya hani tartışmak için gelmedim, konuşmak için gelmedim. Tamam. Ben buraya bitirmeye geldim. Çünkü ben buraya gele gele utanaraktan geldim. Ah ben de utanıyorum buraya çıkmak. Şey yapmıştı. Ben de utanıyorum ama yok. Mügeleke gibi biz de şey yaptık. Valla konuşuyoruz burada bir dur. Sarılma şeyi yaptı ya Müge, sevgili Müge Anlı, kulakların çınlasın canım benim. Hani birbirini gören hasret kalanların sarılma şeyini yaptılar. Şöyle eldivenden giriyorsun falan şöyle bir şey değil mi? Korunmalı. Evet, evet. Biz de öyle bir şey stüdyonun ortasına koyalım. Mustafa, Mustafa. Güzel olur. Bak pandemide Seda... ama biz pandemi kurallarına uyuyoruz. Bütün herkesin kontrolleri yapılıyor. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, özellikle ben çok korunmalıyım. O yüzden benden anlayın. Seda, burada herkes... Seda Baba bir şey diyebilir miyim? Testleri yapılmış ve kontrolümüzün içindedir. Bugün evet, kardeşini 7 senedir görmüyorsun. 7 evet, senedir. Evet. Sen nasıl bir bacısın? Arada bir telefonda falan görüşüp ediyoruz. Hani gelip gidiyoruz. Ama hani... oradan oraya kaynananın dediği gibi çocukları alıp fettir, fettir, fettir geziyorsun. Ama kardeşini görmüyorsun. Konuşuyoruz kardeşine. Geçen gün görüntülü konuştuk zaten kardeşine. Ya abla geçen de akşam bir görüntülü konuştuk biz ablamla. Hani ben 3 günden beri ben normalde bu programları izlemeyen bir insanım. Ha. 3 günden beri ablama canlı olunca sırf izliyorum. Ama hop oturup hop kalkıyorum. Sadece karşı taraf hatalı değildir. Hani ablamda hata vardır yani. Ben bunu hani ne bunu savunmaya geldim ne onu savunmaya geldim.
Ben bugün bitirmeye geldim. Çünkü ben devlet 3 çocuk babasıyım ben. Aferin. Evet. Ben Allah eşim bugün başlasın. Eşim devlet memuru, işimden oldu bugün, benim yüzümden işe gitmedi. O yüzden ben dün akşam eşimi anneme bırakıp buraya geldim. Hani işe şimdi gitmedi. Sen ikisinin arasındaki olayı mı ben diyorsun bu konuda konuşacağım? Ne o taraf haklı? Konuşacağım taraf? Ama fazla konuşmayacağım. Tatlıya bağlatıp alıp gideceğim. Bunlar tatlıya bağlanmıyor. Arabada birbirlerine giriyorlar. Bağlanmıyor. Ben bağladım. Ama ablam ben kefilim. Benim sözümden çıkarsa bir daha da bunu ne getireceğim, ne diyeceğim? Kız ben Özlem, senin kaynana ne tatlı kadın. Kalktı çocuğu, ayağa kalktı, geldi, sarıldı, öptü. Ben öyleyim Seda Hanım. Ben 7 kat yabancı olsun ciğerimden severim ya. Sen bu kadınla nasıl anlaşamıyorsun Özlem? Ciğerden severim ya. Öyle şeyden değil. Ben gösteriş değil. Ciğerden. Kalpten severim. Seda Hanım. Görmedim. Bir insanın yanına giderim. Sanki bacı kardeş gibi olurum. Böyle olurum. Kitlenirim. Evet Çağatay, seni dinleyelim yavrum. Ben 7 sene önce bir yemin etmiştim. Ablamın yanına gelmemesi ya. Ama 7 sene sonra bir kere gittim Antalya'ya. Onda bir hatayla karşılaştım. Hani aramızda kötü bir şey oldu, olmadı değil. Tartışma oldu. Demin Hava teyzeme söyledik, hani ablamı ben dövdüm. Dövmedim de değil yani, ben onu açık açık söylerim. Gözünle gördün mü? Şahit. Gözümle görmedim ama telefonla konuşurken duydum da. Diyorum ben hani, bunda ne da hata kim var. Kim aradı seni? Nasıl? Kim aradı? Ben ablamın yanındaydım zaten Antalya'da. Ha. O ara ben eşimle biraz aramızda bir şeyler geçmişti. Ben kafadanım için oraya gelmiştim. Sadece hata tek taraflı değildir bu konuda. Bunda da hata vardır, karşıda da hata vardır. Kaç günden beri dinliyorum. Ama gerçi yaptıkları her şey, bunun da o tarafında yaptıkları cahillik. Gerçekten peki, cahillik. Peki Çağdaş, benim ne hatamı gördün çocuğum? Ben sana bir şey dediğim yok Hava teyze. Bak, ben sana asla bir şey dediğim yok. Ben yemem, yedireyim, keyimem, bak tamam, ben seni biliyorum bak. Ben senin oğlun Turgut'u da biliyorum. Turgut da benim aramda herkesin ne geçtiğini de çok iyi biliyor. Tabii. Osman abi sen de biliyorsun. Ta ilk sene geldiğim Antalya'ya. Çağatay konuş abi, konuş. Bak ben konuşuyorum zaten. Bak, ilk sene Antalya'ya geldiğimde enişteme benim aramda ne geçtiğini biliyor. Çünkü Hava teyze, Fatma abla ile sen bize ayırmıştın enişteme beraber. Ha, çok hatırladıysan. Güzel. Çok. Ben ilk sene Antalya'ya gittim Seda abla. Hatta, evet. Onların hatta bir tane Veysel diye bir akrabaları vardı. Çağatay. Adam. Bir dakika. Özlem'i döverken hayran bendim. Az bir dakika Osman abi. Tamam. Sana onu demiyorum ben. Onu demiyorum. Veysel diye bir akrabaları vardı bunların. Kuzeni. Adam her akşam küskün. Onların bir tane bir evleri vardı. Balkonda birleşik. Hani adım attın mı balkondan balkona geçebiliyorsun. Evet. Bir yazın akşamı Hava teyze, sen de bunu çok iyi biliyorsun. Osman evet. Sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Gittim yoldan gelmişim. Dinleneceğim. Gecenin bir arası balkonda, o zaman sıcaktı, balkonda yatıyordum ben koltukta. Evet. Kafamda bir tane adam. O zaman tanımıyorum ben Veysel'i. Geldim ben kafama diyeldin. Açık bir de açık saçık yatıyorum Seda Hanım. Yaz günüyüm. Hani eşim de var yanımda. Hani açık saçık yatıyorum. Hani şortla yatıyorum. Üstünde sıfır adam kol var. Adam sizin balkonda. Evet kuzeni. Adam bunların balkonunda. Evet. Ben adamı tanımıyorum bile bak. Daha adamla da o akşam yine tanıştım. Nasıl tanıştım? Kavgayla tanıştım ben. Aa. Adam geldi bana birdenbire sardı. Osman abi de çok iyi bilir onu. Alkol içtiği zaman kendinden geçer. O zaman evet kavga ettiniz. Şimdi çok yani alkol içtiği kendinden geçer yani. Kendine bilmez. Geldi yani bana işi. Sardı. Antalya'ya geldiğime pişman oldum. Neyse ben oraya ettim çalıştım. Belediye işinde çalıştım Antalya'da. 2 ay boyunca. 2 ay boyunca ben ilk maaşımla annemi oraya getirdim. Evet. Annem oraya geldi. Hani getirdiğime pişman oldum ben. Bir kavga çıktı. Eniştemle bunun arasında. Bana bir telefon geldi. Oğlum beni sokağa attılar. Gel beni al evin önünden. Anne ne oldu? Dedim böyleyken böyle. Ablan enişten kavga etti. Beni sokağa attı. Eniştem annemi sokağa atmış. Bak ben yalan konuşmam. Evet doğru. Doğru. Eniştem annemi sokağa atmış. İkisi de aynı. İkisi de. Turgut da Özlem aynı. Çünkü ben de ikisi kum. Mesela çalışırken müdürümden izin aldım. Bak o zaman, çocuk tane tane anlatıyor. Durun. Evet. Evet. Ben müdürümden izin aldım. Tamam. Dedim ki abi dedim böyleyken böyle olmuş evde. Ben dedim acilen dedim şelalenin oraya gitmem lazım dedim. Tamam. Annem dedim sokakta kalmış dedim. Ben işi bıraktım. Dedim ki anne ne oldu? Böyleyken böyle oldu. Eniştemi arıyorum. Telefona bakmıyor. Bunu arıyorum. Telefona bakmıyor. Kapısına gittim. Abla ne oldu? Böyleyken böyle oldu. Niye annemi kapıya attınız? Ben ilk maaşını annem ilk defa seni hani bizim yanımıza getirmişim Antalya'ya. Evet. Ben atmadım. Eşim atmıştı. Eşi attı bunu. Hani ben eşim at kovaladı. Ondan sonra abla sen niye sahip çıkmadın? O zaman sen tutmadın mı eşini? Eşimi ben tuttum. Eşimle ben tutsam ne oldu? Yine dayak da yedim yani eşimle. O kavgada dolayı da eşimle bir de kardeşim olay yüzünden eşim ben yoktum. Ben Afyon'daydım. Seni demiyorum. Seni Osman abi ünlü hani, çok ünlü. Eşim kardeşimin ayağına tüp atmıştı. Hani sen ne yapıyorsun Turgut? Hani yapma benim kardeşim ailem demiştim. Eşin annene darp uyguladı mı? Darp. Darp. Anneme değil. Ben de kavga etti sadece. Kardeşime yaptı. Hani ben hani kavga edince tüp falan fırlatmaya başladı. Bak çocuğun da başı belaya girecek. Tövbe. Tüp falan fırlatmaya başladı.
Ben de anneme dedim ki o zaman Ramazan ayıydı. Oruçluyduk bir de. Heh. Dedim ki anne o zaman dedim, madem bunlar bizi ev almıyor. Benim Antalya'da çok iyi samimi olduğum bir tane arkadaşım var. İbo. Doğuştan engelli, bir kolu yok, iki bacağı yok çocuğun. İbo diye bir arkadaşım var. Benim eşimle görüşür onunla zaten. Bir telefon açtım. Çocuk bizi evine aldı. Anlatıyor çocuk. Heh. Ya ablam zaten evde de böyle zaten. Lafın içine laf katması olmaz zaten. Onun değişen bir yanı yok. Ağzını bantlayacağım yayında. Çocuğa telefon açtım, bizi evine aldı. Bir ay boyunca, Ramazan bitene kadar bir ay boyunca bizi misafir etti. El eve bak, sadece annesiyle hiç tanışmışlığım yok benim. O akşam tanıştık, bir ay bizi misafir etti. Biz bir ay boyunca el kapısında kaldık ve ben işten ayrılmak zorunda kaldım. Maaşımı almadan, Ramazan bitti, bayrama gireceğiz, şeker bayramına. Çocuğa dedim ki, biz dedim onu oraya gönderelim. Çocuk Allah razı olsun, annem de bizi oraya gönderdi. Peki sen Havva Hanım'ın, Osman'ın ve Özlem'in şu an cezaevinde olan eşinin Özlem'e eziyet ettiklerine inanıyor musun? Özlem büyük eziyet ya, görüyor. Özellikle zaman, özellikle Osman ve Havva Hanım'dan. Ya ben Havva teyzeyi hiç duymadım da ama Osman abi de duymadım ama olmuştur. Niye olmuştur? Çünkü bana haberi geliyordu. Bir gün babam Antalya'ya geldi. Çağatay olmuştur derken abi benim dövdüğümü, size Özlem'i ne kadar kurduğumu sen çok ya, iyi biliyorsun. Osman abi erişten de söylüyordu. Bak Havva teyzen dövdüğümü duymadım bak. Bir saniye. Sen, bak, bak, bir saniye ama Havva da diyor ki Özlem diyor ki ben şiddet görüyorum. Havva da diyor ki benim saçlarım iyi oldu gelinim diyor. Bana telefon açsaydın Havva teyze annemi böyle böyle kovdu turgut deseydim. Ben affını kabul edecek miydim etmeyecek miydim? Tamam ben de sana diyorum ki bak o konu kapandı Havva teyze. Ben şu anki konuya geliyorum. Benim işte Ali söyledi yani benim abim eşim dövdü. Erişten bana telefon açıyordu. Ben sadece bir dinleyeceğim. Ha. Ben bir kere arayıp da hani eniştem bana demiştir. Eniştem, ablam, benim abim ablana şiddet uyguluyor. Şiddetle hani benim anam şiddet uyguluyor. Evet. Bir kere yüzlere burada. Demiş miyim sonra ya da aramış mıyım? Osman abi sen böyleyken böyle yaptın. Niye aramadın Çağatay? Niye aramadın? Ben Osman abi şu an seni suçlamıyorum bak. Sadece diyorum suçlusun, ki bak söylüyorum niye ben aramadın sana. Hayır başka bir şey öğrenmek istiyor. Yani... Yani niye aramadın? Aslında şiddeti gören Osman şu garibi. Tamam ben de diyorum ki ben Osman hani dayak demişler yiyemez, bak, yüzü bak Seda abla. Babandan dayağı yiyemedin. Seda abla dayağı yiyen annen. Dayak yiyor bak dedi. Annenin dayağı yiyen. Tamam Osman abi ben sana bir şey demiyorum bak demek istediğim şey. Edemiz. Sen hala onu mu korumaya çalışıyorsun? Ben diyorum ki ben ya. Onu ben de sana bir şey diyorum ki Osman abi bak ben de sana diyorum ki. Osman bir şey demeyeyim sana. Ben sana bir şey demiyorum bak. Peki bekleyin. Bekleyin. Bir canlı bağlantım var Aysel Hanım. Özlem'in annesi. Ayten. Özlem'in annesi öyle mi Özlem? Ayten. He iyi. Hadi. Bağlayalım. Aysel Hanım. Ayten. Ayten, Ayten. 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 Efendim. Ayten Hanım. Efendim, günaydın Seda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim hayatım. Bak Çağatay oğlun ve Özlem kızın buradalar. Özlem buraya geldi. Kayınvaliden evet. tarafından çocuklarımla evet. sokağa atıldım diye. Şimdi öğreniyorum. Çağatay söyledi. Evet. Özlem'in kocası seni yaka paça dışarı atmış. Evet attı. Bunlar şey, bunlar evde kapıya koydular beni. Biz başkasının evde kaldık bir hafta boyunca. Tanımadığım kişinin yanında kaldık Çağatay'la ben. Neden ben attılar? Neden attılar hayatı? Oğlum vardı. Aytancığım. Onlar evde kavga ettik, kavga ettikçe apartı seyahatle başladılar. Aslında ben kapıyı attılar, biz de başkasının evine gittik. Ben öbür hafta oğlum vardı, torunum vardı. Çağatay hepimizde hep başkasının evde kaldık. Bir hafta boyunca. Ondan sonra oraya geldim. Burada ondan beri evde şiddet kavga kesin olmuyor. Halen de öyle, halen de öyle. O hayalı kırmızılık yapmasın, ayrı payı basın. Ne pisliği yapıyor? Bak ben ağzından yapıyorum. Çıkan lafı kulağın işlesin. Ne pisliği ha. yapıyor? Senin kızına evet, ben yemedim yedirdim, keymedim keydirdim. Ben her sene oraya gidiyorum, davu kesme. Ben her sene oraya gidiyorum. Ha. Ben oraya gittiğimde beni istemiyorlar. Ben evde dövüş işte kızı burada bir saniye. Kızım burada. Osman. Annem gelecek dediğinde ne dedim ben sana? Abla bir şey söyleyeyim mi? Gelsin kızım başımızın üstüne yerim var dedim mi demedim. Abla bir şey söyleyeyim mi? Ben bu iftiraları kabul etmeyeyim. Anlaşılmıyor anlaşılmıyor. Bir dinleyelim. Ben Antalya'ya gittim bu sene ben Melek Parkı'na indim. Otobüsten dedim ki Melek Parkı'na indim. Bir hafta burada biz parkta kaldık. Aynen. Bir de evde yaptım ben. Arayı sormuşlar mı? Gelip bir yardım etmişler mi? Şimdi bak sana başına gelmiş. Ayten Hanım. Ayten Hanım. Ben iftiraları kabul etmeyeyim. Hava bekle. Ayten Hanım. siz... Havva Hanım benim kızıma kötü davranıyordu diyor musun? Derse her gün davranıyordu. Her gün. Özlem'i de istemiyor. İstemiyorlar. Bir de Osman'dan da dayak yedi. Osman çok ya Osman ondan dayak yedi. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Osman ondan dayak yedi ya. Karı kocasından.
Kartımdan gidip, öldümden gidip. Sen ne diyorsun? Ama sen yalan konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. Sen kızından daha iyi insansın ya. Sakin. Sen kızından daha iyi insansın. Sakin. Osman, Osman. Bak yine çıldırttın beni ha. Yine çıldırttın. Ben Antalya'ya geldim. Antalya'ya geldim. Bir de yatıyorum bantından bantındayım. Oğlu geçti. Yalanları dolanları iş olmaz. Bana delikanlı adam da gel ya. Delikanlı insan da gelin. Peki Ayten Hanım bekle, bir Havva Hanım cevap versin, bekle. Ben kızını dövmedim, sövmedim, etmedim. Bir tutam saçım yok lan kızım. Bilmem neye neden kızın. Evin içine giriverem. Ama kendin de varsın işte. Evin içine girdin mi ben de kavga ediyordum. Ben seni niye istemeyeyim? Başımın üstünde gezdiririm. Sen Dünür'ünle güzel bir konuşsana. Hatalarınızı ama birbirine... Ama anlamıyorum. İftira atıyorlar bana. Ne iftirası? Bağlanacak olan çok kişi var. Belek'ten güceye bağlanmayır. Anam oğlumsuz iftira atıyorsunuz ya. Ben iftira atmayayım kızına. Benim kızım. Ben hiç iftira attım Allah'ınızı seviyorsanız. Attım iftira. Şuradan kandım. Burnaya gidiyor. Çalışıyor işte şuradan kandım. Şuradan ağır bırakıyormuş. Sen niye bakmadın o zaman? Sen niye ilgilenmedin? Kız Afyon'daki az bir para gönderdim. Az bir şey gönderdim. Sen şuradan oraya geldin. Oraya geldin. Çalış anneye söyle kessin sözünü. Bak yine Ferahat geliyor içine. Seda abla. Seda abla. Seda abla. Seda abla. Biraz Osman'ı alalım, biraz dinlensin. Mustafa'cığım, Osman biraz dinlensin orada. Seda abla. Ben bu iftiraları hiç yapıyorum. Seda abla. Bir dakika. Ayten'cığım bir dakika bekle. Çağatay bir konuşuyor. Hava sen de dur. Çağatay bir şey söylüyor. Seda abla. Çağatay gördüğün gibi birbirlerini yiyorlar. Yayını kapatalım. O yüzden gerek yok. Birbirlerine girecekler. Yani birbirlerine girecekler. Kapatalım. Yeter. Girmeden ben buraya bitirmeye geldim. Sen de diyeceksin anne benim kayınlam bana. Hiçbir zaman kötü davranmadı. Hava teyze. Devamlı iyi davrandı. Hava teyze. Annen konuşuyor. Ben Hava teyze. Ben onun suçluyum. Artık Hava teyze. İpe gittim ipten tamam. İnmeyeyim. Hava teyze. Bak bunun cahilliğine say. Ben kardeşi yoktan söyleyeyim sana. Bunun cahilliğine say. Yaptığı hareketlerini her senin cahilliğine say. Ama oğlunun cahilliğine say. Ama anam konuştuğum laflar çocuğum ne biçim tamam, bak. Tamam bak ben anam da duyuyor. Bak anam da duyuyor. Ben de sana ne söyleyeyim. Ne biçim laf? Dur şuradadır. Bir dakika. Aynı kelimeyi ben sana kayınla. Havva'cığım dur. Havva. Dünür'le bir şey sormak istiyorum. Ayten Hanım. Havva diyor ki ben çocukların, ben torunlarımın velayetini almak istiyorum diyor. Vasisi olmak istiyorum onların diyor. Hayır. Seda abla. Ben kabul etmiyorum. Ben komple almaya geldim. Ben kabul etmiyorum Seda abla. Ben komple almaya geldim. Siz de odama sahip çıkmak istiyorsa Seda abla. Hayır hala tutup odamaya konuşun. Efendim buyurun. Sen neyle bakacaksın çocuklarına? Devletin verdiği parayla mı bakacaksın? Tamam artık. Bak ağzımı açtırma Dünür. Dünür diyeyim sana. Ağzını açarım, kötü açarım. Aç ağzını da Çağatay. Kötü açarım. Seda Hanım bekletiyor. Bak Çağatay anneye söyle. Her şeyi dökerim burada. Anne az bir saniye. Her şeyi dökerim. Ali artık sus tamam. Hadi bir dakika. Çağatay annesiyle konuş. Hadi annesi ben konuşayım da bir sus daha Allah aşkına vereyim daha ben. Geliştiniz beni ya. Baba teyze ben canlarından çıkayım. Siz abone olun birbirinizi yiyin. Benim umuruma gelmez. Ben gelinimi ben bir yeri sanmıyorum. Ben başımı buraya sokmaya gelmedim gelinime bak. Gelinime bakarım. Ben gelirim. Ben... Anneme sor bak. Şu an 3 tane çocuk başında bekliyor bak. 3 tane çocuk başında bekliyor. Çok baktım. Ben çocuklara bana varlık veremiyorum. Ben buraya bitirmeye geldim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sen mi ettin? Oturun. Yazıklar olsun Özlem sana. Yazıklar olsun. Tamam bak hava teyze. Ben de sana ne diyorum biliyor musun? Bana ilerle. Sen hiç uğraş. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar anne bir dakika. Anne bir susar mısın? Anne sus. Sus. Sen sus. Sus anne. Hava teyze bir dakika. Anne. Allah'ım nasıl olsun ya. Ya yayını kapatalım lütfen. Ben kötü olacağım. Sen bari bir sus. Susun diyor çocuk size. Anne. Ne yapmışsın da diyorsun diye. Ben gördüm. Diyemedi sana. Anne sus. Anne. Ağzından çıkarıp kulağa geçirsin. Yeter. Anne. Tamam. Konuştuğu lafa bak görüyor musunuz mu? Evet Çağatay şimdi konuş. Hava teyze. Hiç de uzatmaya gerek yok. Uzatma değil tamam, çocuklar var. Tamam abi bir konuşayım. Bakarım. Bak, üç günden beri. Anan aldığı devlet para veriyor. Özlem'in annesi canlı bağlantımızda. Havva'cığım burada. Dedik ki bir sakin sakin konuşsunlar. Osman çok heyecanlı dedik. Dışarıya aldık ama yine sakinleşemediler. Çağatay ne güzel konuşuyordu. Çağatay annene de seslen. Anneyi de görelim bağlantıda. Sen duymuyor ki. Ses aparatı tutun. Telefonla bağlayacağız. Bağlantıda bir şey olmuş. Belki daha iyi anlaşırlar. Bağlayın bu arada siz. Evet Çağatay'cığım seni dinliyoruz. Alo anne. Bağlayacaklar. Sen
Hava Hanım'a söyleyeceğim bir şey var mı yavrum? Şu anlık daha bir şey yok Hava Hanım'a söyleyeceğim. Özlem şey. Senin söyleyeceğin bir şey var benim mı? Benim hatam varsa ben özür diliyorum. Kalkıp elini de öpmek istiyorum. Sen haber özür diliyorsun geri geliyorum. Hayır daha gelmeyeceğim zaten. Son yani. Yani bitmesini de istiyorum zaten. Yani yayının sonlanmasını istiyorum. Seda Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Kayınvalideme tamam bahsiyi veririm ama çocuklarımın benim yanımda olmasını isterim. Yani ben zaten evinin karşısında duruyorum. Çocuklarıma yardım etmek istiyorsa oradan da edebilir. Kayınvalidem ben özür diliyorum. Evet. Bir daha kalbini kırmayacağım. Evet, ben... Ama kayınvalidenin senden istekleri var. Çünkü diyor ki durmuyor. Ya durmaz. Ben eşim çıkana kadar da söylüyorum. Ben annem, kardeşlerim beni kabul ediyormuş. Ben çocuklarımı alıp eşim çıkana kadar ailemin yanında olacağım. Eşim çıktıktan sonra beni gelip oradan alsın. Ha bugün de eşimin görüşü vardı Seda Hanım. Abla, gidemedim. Seda abla almasına gerek yok. Herkes de duyuyor zaten. Kendilerine ben teslim edeceğim. Eşine. Evet. Ben gelinime sahibimdir. Ben gitmek istiyorum. Ailemin yanına gitmek istiyorum. Ne annen yanında, ne kardeşin yanında, ne baban yanında. Kayınvaliden yanında. Ben seni aç korsam, susuz korsam, bir şey edersem o zaman kapat beni. Hayır, dörtlük ol, gideceğin yeri bana söyle. Ben izin verirsem. Seda Hanım ben 30 yaşındayım. Ben eşimden başkasına hesap veremem. Ben eşime veririm. Ben 30 yaşındayım. Gene aynı şeyleri. Ya ben büyüğüm ya. Ben niye hesap veririm Seda Hanım? Kadın diyor ki benim yanımda olduğu zaman. Onun başına bir iş gelse Turgut benden hesap soracak. Sen burada hata yapıyorsun. Hata bana sorulacak. Bak ben tamam. Ben sürükleneceğim ortada. Zaten, bak eniştem zaten izliyordur da görüyordur. Ben de diyorum ki. Ama enişte kötü bir şey söylemiyor. Yok, nereye gittiğini bileyim. Başına bir şey gelsin. Ben enişteye de güvenemem. Demiyorum ben zaten. Zerre kadar haklı. Sonu kadar haklı. Şimdi ev yap, Çağdaş, senin karın senin haberin olmadan bir yerlere gitsin. Ben enişteye güvenemem. Tamam, o konuda haklı, o konuda diyeceğim bir şey yok. Ben ona bakarım. Ölesiye kadar o başımın tacı. Ben ailemin yanına ama gitmek ama dört dörtlük otursun şurada, kırsın dibimde. Ölesiye kadar bakarım. Peki ben de sana şunu söyleyeyim. Sorayım. Ana olduktan soracağım ama. Sadece ana olduktan soracağım sana. Söyle. Sen bir anasın, beni de oğlun gibi gör. Tamam, oğlumsun sen benim. Turgut'tan fazla güveniyor musun, güvenmiyor musun? Görüyorum. Görüyorsun değil mi? Turgut'tan fazla görüyorum. Bak kaç kere geldim seni yemeğe yedin, çorbağın içtin değil mi? Doğru mu? Bir yanlış yolum gördün mü? Yok sen benim gördüğümü... Ama anan neden öyle söylüyor? Bak anam söylesin bak herkes sinirle hatalıyken bir şeyler söyleyebilir. Ben de sana diyorum ki ben bu zamana benim... geldim bak Antalya'ya geldim. Fatmalı'nın misafiri oldum, senin misafirin oldum. Osman abinin misafiri oldum, Veysel abinin misafiri oldum. Öbür kardeşinin. Evet. Peki benim size karşı bir hatamı gördünüz mü? Hayır görmedim. He? Görmedim ama... Ne olduysa ne bitti? Görmedim. Bak ne olduysa ne bitti? Ben kendim çözdüm mü? Çözdüm değil mi? Ha çözülmedi çocuğum çözülmedi. Yok misal denemeyeceğim. Ben Antalya'sın geldiğimde de söyleyeyim. Ben çözdüm mü? Çözdüm. Ama çözdün. Aynı hamam oldu. Bak, aynı hamam aynı tarz. Bak insan 7'sinde neyse 70'inde de olur. O. Ben sana bir şey dediğim yok. Ben sana diyorum ki eğer beni olmadan güveniyorsan birkaç gün bak birkaç gün Galatasaray'ı dinlesin. Ben sana gidip teslim edeceğim. Ben eşim çıkana kadar da kalmak istiyorum. Bak delikanlısın. Ne diyorsun? Bak, benim de çocuklarım var. Bana Turgut hesap sorar. Neye yolladın, neye ettin hayır, diye. Hayır ailemin yanında hesap sormaz. Kusura bakma. Ha. Anamın yanındayım, karışım yanındayım. Eşim benim hesap sormaz. Ben eşimi de sormayacağım. Hayır, hazır gibi de eminim. Göndermiyorum. Ben sen de oraya gittin ama mahkeme açarım. Gidip parkta yatıyorlar. Parka attın ya bunları kapıya. Ha? Atmadım. Çocuğum kendileri atıldı kızım. Ya Allah aşkına. Ya Seda Hanım ben artık kapanmasını istiyorum. Bağlanacak olanlar bir bağlayın ya. Konuşsunlar, söylesinler bir ben ya. Ben kalkıp özür diliyorum Seda Hanım. Ben küçüklüğümü biliyorum. Ben bunun özrünü kabul etmiyorum. Ben kalkıp özür diliyorum. Ben bunu diliyorum. Kabul etmiyorum özür diliyorum. Neden? Abla, neden etmiyorsun? Düşünmem lazım. Abla az bir şey soracağım sana. Bir dakika dur Çağatay. Düşünmem lazım. Neden etmiyorsun özrünü? Bunun da özrünü kabul etmem, kafamı toplamam lazım. Kafam şu anda benim 1500'ün üstünde. Ben bir şey söyleyeyim. Pekala benim eşim yanımda yok Seda Hanım. Bana diyor ki hani ben çocuklarımın vasisini almak istiyorum diye. Ben eşime sormadan, etmeden nasıl pekala verebilirim? Eşim kabul eder mi? Eşim bir şey demez. Hayır ben eşime sormadan ben bir şey söyleyemem Seda Hanım.